geri dönmek için de bekleyeceğini, eğer buna rağmen alınmazsa bağımsız bir siyasetçi olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Şimdi bir kere yani Tanju Özcan'ın bu ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine neden olan hadiselerin öyle yani mizahla, şakayla, şunla bunla falan hafifletilir bir yanı yok. Genel bir defa umumi ahlaka aykırı yaptığı şey. Toplumun kabul edebileceği bir hani mizah marjı içinde dahi tolere edilebilecek bir şey değil, şaka değil. Bence yani hani bu ifadeyi kullanmak istemiyorum ama hani bir terbiye almış bir insan, özellikle kadınlar söz konusu olduğu zaman bu tür davranışlardan uzak durur. Lakayt aslında tabii. Lakayt bir davranış. Yani böyle cinsel içerikli siyasi mizah olmaz. Cinsel içerikli siyasi mizah olduğu zaman en başta yani kendisini önemsemiyorsa partisine zarar verir. Yani bu açıkça söyleyeyim lümpenliktir bu. Lümpen. Lümpen bir siyasetçi Tanju Özcan. Bunu kabul etmek lazım. Kendisi en başta bu tür bir kişilik problemi olduğu, kişilik problemleri olduğu anlaşılıyor. Yani bunu yapmayı alışkanlık haline getirmiş artık. Yani anlatabiliyor muyum? En başta bu. İkincisi, orada hani aslında benim ihraç sistemiyle disiplin kullanıcı sevk edilmeme neden olan attığım o tweet diyor ya, olabilir. Olabilir ama eline bir sürü malzeme vermiş zaten. Malzeme derken, bunun da yenileri yutulur tarafı yok. Bu cinsel içerikli göndermelerin, şunların, bunların falan. Ama orada da aslında tam da iktidarın, işte şu tweette tam da iktidarın söylemiyle paralel bir tutum içine giriyor. Şimdi şu denmez, yüreğin yetiyorsa aday ol demişti. Sizden ses çıkmadı. Demek ki yüreği yetmemiş mi? Siyaset iddia işidir. Genel başkanına sizin o kadar iddianız yok galiba demeye getiriyor. Bunlar bu doğrudan aslında iktidarın politik söylemiyle paralel bir söylem içinde. Oradan hem partiye zarar vermek hem de aynı zamanda oradan işte popülaritesini arttırmak. Çünkü aşırı popülist bir siyasetçi, becerikli bir siyasetçi ama aşırı popülist ve işte yol verin ben bu resti göreyim hazır mı falan. Yani bu gerçekten ne parti disipliniyle ne siyasi ahlakla hiçbir şeyle bağdaşır bir tutum değil. Dolayısıyla aslında bundan değil de başka bir şeyden bu profildeki bir siyasetçinin zaten CHP'de herhangi bir siyasi partide bırak CHP'yi politika yapması çok zor. Çünkü baş başına bir kendisi disiplinsizlik örneği, timsali oluşturuyor. Ayrıca 2021'de çok popülerdi. Bolu'yu da olumsuz anlamda popülerleştirdi. Popülerleştirdi biraz. Olumsuz anlamda bir ün sahibi, ün kattı Bolu'ya. Yani küçük bir şehir dediğin gibi. Yani Bolu'nun merkezi, Bolu Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi değil. Bir tek Bolu. Küçük, evet. Bolu'nun ilçeleri değil. Büyükşehir olmadığı için. Öyle mutasip bir yer falan değil. Kendisi şunu savunuyor. Yani Bolu mutasip bir yer, tutucu bir yer, milliyetçi, muhafazakar. Dolayısıyla siyaset burada öyle yapılır, öyle yapılmak zorunda değil. Öyle yapılsa, yani CHP zaten Bolu'dan seçilemez. Öyle olan yerlerde CHP'ye şans ve hak verilmediğini seçmen tarafından biliyoruz. Dolayısıyla Tanju Özcan gerçekten enteresan. Bu özellikle yani Bolu'ya dönük, Bolu'ya etki etmesi açısından bu işte mültecilerle falan, kaçaklarla, göçmenlerle ne diyorsak adına söyleminin orada bir yankı bulması zor. Çünkü orada böyle bir sorun yok. Yani Bolu'da bir Antep gibi, Urfa gibi, Hatay, Mersin, Adana gibi, Kilis gibi bir Suriyeliler problemi yok. Böyle bir milli kriz yaşanmıyor Bolu'da. Böyle bir şey yok. Ama Ümit Özdağ gelene kadar, ki Ümit Özdağ da parti kurmazdan önce yapıyordu bunu. Çok sayıda açıklaması var, eylemi var. Ümit Özdağ parti kurmadan önce de Suriyeliler konusunda. Ümit Özdağ o su meselesinde bunu bile radikal bulduğunu söyledi. Su meselesi insan haklarına aykırı, faşizan,
fevkalade ayrımcı ve gerçekten vicdana aykırı bir şey. Yani Suriyeli diye bir insandan 10 katı su parası istemek falan ne demektir yani bu? Yani bu aslında yani neticede şunu hepimiz biliyoruz. Suriyeliler meselesi Türkiye'nin milli krizidir. Bu mesele çözülmek zorundadır ama çözülürken de Türkiye korunmalıdır. Türkiye korunarak çözülmelidir. İşte Kılıçdaroğlu diyor ki 2 yıl içinde gidecekler. Bunu da Tanju Özcan zamanında eleştirdi. Yani 2 yıl, niye 2 yıl? Nasıl olacak? Kendileri de söylemiyor falan anlamında diye hatırlıyorum ben. Yani orada partisinin Suriyeli mültecilerle ilgili söylem ve politikalarını da eleştirmişti. Tabii Türkiye'de bu Suriyeliler meselesinin en cebri, en kesin, en net yöntemlerle halledilmesini, bir an önce halledilmesini, bir ay içinde halledilmesini, aynen Ümit Özdağ'ın dediği gibi hemen seçileceğiz, iktidara geleceğiz, trenlere koyacağız, yollayacağız. Nereye gidecek? Gidecekler. Bu şekilde halledilmesini isteyen bir kitle var. Ve bu kitle nezdinde Tanju Özcan büyük bir şey kazandı, popülerite kazanmıştı. Doğru, bu da doğru. Ama aynı Tanju Özcan'ın yaptığı diğer şeyleri acaba bu kitle onaylıyor mu? Ondan emin değilim. Dolayısıyla Tanju Özcan evet taşınamaz CHP tarafından. Yani ben bu karakteri başka bir partinin de taşıyabileceği kanaatinde değilim. Vaktimiz kaldı mı? Evet, Kaftancıoğlu konusu var. Kaftancıoğlu'yla ilgili son 3 dakika ben sözü sana bırakayım. Konuştum CHP'lilerle. CHP'liler, Oğuz Kansalıcı ile konuştum, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Dedi ki Canan Kaftancıoğlu kalacak, gerçekte fiilen o yönetecek ama evrak üzerinde bir başka yönetici alacak. Ya bu nasıl olacak bunu da anlamış değilim. Hı. Anladığım kadarıyla CHP'liler şunu yapacaklar. Şimdi Yargıtay Canan Kaftancıoğlu yerini düşürdü. Ben bunu söylemiştim, yazmıştım da. Hı. Bazı CHP'liler, bunlar arasında üst düzey yöneticiler de var. Hayır, üyeliği devam eder ama yöneticiliği biter demişlerdi. Hukuken mümkün değil. Mümkün yani değil. Bunu söylediler, ismiyle açıkladılar. Hı. Benim bunun mümkün olmadığını bir kararla açıkladım. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Cumhurbaşkanı hakaretten aldığı cezadan ötürü üyeliği düşürüldü. Haliyle sıfat da düşürüldü. Bu kararı ortaya koydum ve dedim ki Canan Kaftancıoğlu'nun üyeliğini düşürecekler. O zamanlar şu görüşteydiler. Canım üyeliği kalır, yöneticilik vasfı devam eder. Hatta bazıları il başkanı olur ama genel başkan yöneticisi olamaz dediler. Yani nasıl olabilir? Yani bunu nasıl ayırt edebilirler ki? Neyse, sonuç itibariyle düştü. Şöyle bir şey. CHP'nin bir kanadı, Oğuz Kağan Bey'in içinde bulunduğu bir kanat, bir eğilim şöyle diyor. Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yönetim, İstanbul yönetimi toplanacak ve ben ismini bilmiyorum ama isimlendirmeyeceğim. Bir başkan yardımcısı Canan Hanım'ın yerine atanacak. Parti içindeki yazışmalara o imza atacak ama fiilen Canan Kaftancıoğlu yönetecek. Törenlere kim gidecek diye sordum. Canan Kaftancıoğlu gidecek dediler. Partiyi kim temsil edecek yasal platformlarda? Canan Kaftancıoğlu. Onu da anlamak zor. Yani bir kişi üye olmadığı partiyi nasıl temsil eder? Yasal platformda yani, temsil edemez. İşte mesela ben mesela üyesi değilim. Örneğin X parti üyesi değilim. İşte resmi törende nasıl temsil edeceğim bunu? Burada bir hukuki problem doğacak. Evet. İkincisi diyelim atadınız bir kişiyi. O kişi bir aşamadan sonra Canan Kaftancıoğlu'nun bazı kararlarını yerine getirmez. Ya da bazı kararlarını kendi almak isterse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani şimdi de facto bir durum yaratmaya çalışıyor CHP. Yarattığı iş orta vadede aleyhine dönebilir. Seçimlere bir yıl kala, seçimlere bir yıl kala İstanbul İl Örgütü'nü bir şeyle, de facto bir durumla karşı karşıya bırakabilir bu durum. Yani bunu yapacaksa da bunu esaslı bir anlaşmaya bağlamalı. Normalde aslında yasal olarak üyeliği olmayan eski il başkanını fiilen il başkanı olarak tutmak ve onun kararlarını da onun Canan Kaftancı yönetiminden bir kişi tarafından hayata geçirileceğini söylemek belki teoride mümkün görünüyor ama yani sahada öyle karşılık bulmayabilir. Yeni gelen il başkanı diyebilir ki canım benim de Canan Kaftancı olarak kafam çalışıyor. Şu kararların da bir kısmını ben yapayım diyebilir. Bir yıl seçime bir yıl kala İstanbul gibi en önemli şehir böylesi bir riske bırakılır mı emin değilim. Evet, yönetilmesi zor bir durum ama bakacağız CHP nasıl yönetecek. Evet.